harçının, 2024 harçının milli görüş teşkilatları olarak son kafilelerimizi Ravza'ya göndereceğiz inşallah nasip olursa. Bütün kafilelerimiz şu anda burada hazır. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Dayanamıyorum Medine'ne, doyamıyorum ya Resulüm, dayanamıyorum Medine'ne, doyamıyorum. Elhamdülillah Ravza'ya nasip oldu. Ayrılacağımız son gece. Bu büyük bir belli nimet. Allah'a hamd ediyoruz. Ağlayım Resulüm ne olur yanında. Bugün kafilelerimizin son erkek Ravza randevularını gerçekleştirdik. Şu anda 4 tane kafilemiz var burada. Aşağı yukarı 185. 200 kişilik bir kafileyle Ravza'ya giriş yaptık. Şu anda havuz denilen bölümdeyiz. Allah izin verirse biraz sonra içeri cennet bahçesini alacaklar. Orada inşallah yatsı namazında eda etmeyi inşallah Rabbim nasip eder. Tüm kafilelerimiz yayıldı işte burada. Şu anda oturuyor herkes yerinde. Buradan da içeri alacaklar. Evet beşlerim, şu anda Mescid-i Nebevi'de Ravza-i Mutahhara'nın yanındayız. 3 tane kafile olarak içeriye girdik. Bekleme salonundayız tabiri caizse. Biraz sonra Ashab-ı Süfra bölümünden, Bab-ı Nisa kapısından bizi içeriye alacaklar. Ravza-i Mutahhara nedir? Ravza-i Mutahhara temiz yer, temiz bahçe anlamında. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam Efendimizin "Benel kabri ve minberi ravdatü minel cennet" hadisinde buyurdu. Benim minberimle, yani hutbe okuduğum yerle evimin arası cennet bahçesidir diyerek bizi burada namaz kılmaya olmaya teşvik ettiği hadisine istinaden biz de burada inşallah dünyadayken cennette bir namaz kılalım, bulunalım ümidiyle, arzusuyla buraya geldik. Rabbim inşallah gerçekten de öbür dünyada, ukvada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber cennette olmayı nasip eylesin. Duamız, temennimiz budur. Bütün gelemeyen kardeşlerimize de Allah Ravza-i Mutahhara'da, Medine-i Münevvere'de olmayı nasip eylesin. Cenab-ı Allah herkesten razı olsun diyoruz. Şefaatinden bizleri mahrum eylemesin.